Yani son dönemde Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yaşanan bu tür bazı gelişmeler, ortaya çıkan bazı bilgiler bu işin aslında nereye doğru gittiğini çok açık şekilde gösteriyor. Yani Sinan Ateş'in ateşi yakmaya başladı. Kimi yakmaya başladı, kimleri yakmaya başladı? Hem tetiği çektirenleri hem de azmettirenleri. İkisi farklı çünkü. Tetiği çektirenler o çetenin en üst seviyesinde bulunuyorlar. Olcay Kılavuz neden cinayetin üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra konuştu? Yani cinayete yönelik, Sinan Ateş cinayetine yönelik Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrında bir değişiklik oldu mu? Oldu da biz mi bilmiyoruz? Hayır, olmadı. Gene agresif bir şekilde davranmaya, tepki göstermeye devam ediyorlar. Olcay Kılavuz şunun farkında. Kurban verilmek isteniyor Olcay Kılavuz. Kim tarafından? Kurban verilmek bu cinayeti işleten çete tarafından, bu çetenin MHP Genel Merkezi'nde ayağı var, bir ülke ocakları ayağı var. Bu çete, ya aslında şunu söyleyeyim, bir taraftan da Bahçeli'den izinsiz yaptı. Ben bunu söylemiştim, kulis bilgisi olarak almıştım ki Bahçeli'nin görevden alması da bunu kanıtlıyor. Sinan Ateş'in o ifadesinde, işte Olcay Kılavuz'un o ifadesinde Sinan Ateş için ben de adalet istiyorum demesi, şerefsiz bir olay demesi bu olay için, bu işin içerisindekilerin işte Allah belasını versin önündekilerin arkasındakilerin demesi hem Bahçeli'den izin almadan konuştuğunu gösteriyor. İzin alsa bunları söyleyemezdi. İkincisi de kurban edilmek istendiğinin farkında olduğunu gösteriyor. O da kendi manevrasını yapıyor ve kim tarafından kurban edilmek isteniyor? MHP Genel Merkezi'nde bu çetenin başında olan iki genel başkan yardımcısı kimse onlar tarafından kurban edilmek isteniyor. Onlar Ahmet Yiğit Yıldırım'ı kurtarmaya çalışıyorlar. Avukat Serdar Öktem de yanılmıyorsam, evet, Serdar Öktem'i az hasarlı olarak kurtarmaya çalışıyorlar. Olcay Kılavuz'u da kurban vermeye çalışıyorlar. Serdar Öktem'in biliyorsunuz telefonu kilitli, hala açılmadı. O telefon açılmış olsa, kilidi açılmış olsa bütün pislikler ortaya çıkacak ve tetikçileri bu cinayete motive eden, psikolojik olarak Serdar Öktem üzerinden kimin motive ettiği de ortaya Bir çıkacak. şey Yani soracağım Olcay Kılavuz. Fatih Bey, bir şey soracağım. Şimdi Ayşe Ateş Evet. dedi ki emniyetin, MIT'in, MHP'nin ve ülke ocaklarının içine sızmış bir terör örgütü var. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Cehennemin dibine saklansalar çekip çıkaracağım. Bakın Fikri Sağlar geçen gün Cuma günü bu ekranda çok acayip şeyler söyledi. Normalde ortalığın yıkılması lazım ama herhalde kimse izlemedi ki yıkılmadı. Halbuki izlenen bir program bu program. Bakın diyor ki hatırlayacaksınız geriye doğru 4-5 yıl Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı dönemine rastlıyor. Mersin uyuşturucu kaçakçılığının önde gelen kentlerinden birisiydi. Bu Evet. kentle ilgili olarak Sinan Ateş'in yakın arkadaşı ve Mersin Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Ünel bir rapor yazdı. Sinan Ateş'e verdi. Sinan Ateş o raporu genel merkeze götürdü. Fakat orada Bahçeli'ye iletildi. Sayın Bahçeli bunu okuduktan sonra etrafındaki insanlar Sinan Ateş'in görevden alınmasını talep ettiler. Ondan sonra da zaten Çağrı Ünel'in kardeşi diyor ki bize Çağatay, senin kalemini kırdılar, git Olcay Kılavuz'la fotoğraf ver, biat et, öyle kurtul demişler Çağrı Ünel'e. Şimdi 10 yıl ona hapis. Bu işin arkasında ne var? Yani özü, o öyle gitmiş, o böyle gitmiş, böyle. Nedir bu uyuşturucu trafiğiyle ilgili? Nedir bu işin? Ya yani arı kovanı, çomak sokulan arı kovanı nedir o arı kovanı? Şimdi uyuşturucu trafiğiyle ilgili bana da gelen bilgiler var. Benim de ulaştığım bazı bilgiler var. Bu işin içinde Sinan Ateş'in kurcaladığı, Bahçeli'ye aynı Fikri Sağlar'ın söylediği gibi bazı raporlar sunduğuna dair. Ancak ben henüz teyit edemedim. Halen daha da araştırmasını yapıyorum. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Bir ses kaydı Devlet Bahçeli'ye dinletildi. Devlet Bahçeli hatırlarsanız 2020'de bir rahatsızlanmıştı, hastaneye kaldırılmıştı, uzun bir süre hastanede yatmıştı. O süreçte bana gelen bilgiye göre Ahmet Yiğit Yıldırım'ın o sırada MYK üyesi ve İstanbul Ülke Ocakları eski başkanı aynı zamanda işte soruyorlar
Devlet Bahçeli'ye bir şey olursa ne olacak diye Ahmet Yiğit Yıldırım'ın ekibinden birileri Sinan Ateş'e soruyorlar ne olacak diye. Gayet doğal bir cevap veriyor Sinan Ateş de. Diyor ki merak etmeyin, dava bahsiz kalmaz diyor. Ve bu da ses kaydına alınıyor. Devlet Bahçeli'ye diyor. Görevden alınmasında etkili olduğu söylenen durum bu. Ama Fikri Sağlar'ın belirttiği durum, sizin az önce anlattığınız duruma dair de çok kuvvetli iddialar, çok kuvvetli şüpheler var. Ama çünkü Ayşe Ateş de milli güvenlik sorunu diyor. Yani başka bir şeylerden bahsetmeye çalışıyor kadıncağız. Tabii. Evet, doğru söylüyor. Ancak MHP'nin içine sızmış diyor. Hayır, MHP'nin içine, yani MHP'nin içinden bunlar. MHP'nin içine sızmış diyebilmemiz için dışarıdan birilerinin MHP'ye gelmiş olması lazım. Monte edilmiş olması lazım. Böyle değil. Bunlar tamamen MHP'nin içinde olan şeyler, isimler, bu çetenin mensupları. Ve ben size başka bir bilgi vereyim. İlk defa burada açıklayacağım. Dün malum bir yerli Kaya Bahçeli görüşmesi oldu. Ve o görüşmenin ardından da akşam saatlerinde grup danışmanlığı görevinden Olcay Kılavuz alındı. Şu anda Ankara'da benim aldığım bilgilere göre Olcay Kılavuz'un gözaltına alınıp alınmamasına yönelik bir takım çalışmalar var. Ali Yerlikaya Bahçeli görüşmesinin gündeminde Olcay Kılavuz olduğunu öğrendim ben. Bunu halen tekrar edin, yoksa Fikri Sağlar'ın söylediği gibi güme gider. Bir daha söyleyin. Dünkü Bahçeli Ali Yerlikaya görüşmesinin gündemi veya ana gündemi diyelim Olcay Kılavuz'du ve Ankara'da Olcay Kılavuz'un gözaltına alınmasıyla ilgili bazı çalışmalar var. Muhtemelen bu görüşüldü. Artık nabız mı ölçüldü bilmiyorum. Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak ne konuşuldu, o kadar detaylarını bilmiyorum. Ancak biliyorsunuz mahkeme şüpheli buldu. Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'u, bu ortaya çıktı. İfadesi alınmadı. Milletvekilliği ortadan kalkmasına rağmen Olcay Kılavuz'un tasarlayarak adam öldürme suçun şüphesinden şüpheli bulundu. Muhtemelen Olcay Kılavuz da bunları bildiği için bu açıklamaları yaptı. Yani burada şunu ben tekrar söyleyeyim. Az önce Serdar Öklem'den bahsettim ya, sadece Olcay Kılavuz da yetmiyor burada. Serdar Öklem'in de ben anlayamıyorum halen daha. Bugünkü teknolojide Serdar Öklem'in telefonunun kilidi nasıl kırılamıyor? Yani çünkü kilit nokta Serdar Öklem ve telefonu. O telefon kırılsa bütün pislikler ortaya çıkacak. Serdar Öklem'in de bu çetede kimlerden talimat aldığı, icazet aldığı ortaya çıkacak. Ama bir türlü bugünkü teknolojiye rağmen 1,5 senedir bu telefonun kilidi kırılmıyor. Süremiz bitti kardeşim. Reklama gitmem lazım. Süremiz bitti. Yani tam şu anda gitmem gerekiyor. Bir şey soracağım. Ali Yerlikaya'nın görevden alınacağına yönelik bazı çevreler spekülasyonda bulunuyorlar. Sizin bu doğrultuda bir duyumunuz var mı? Benim bu doğrultuda bir duyumum yok ama benim şöyle bir duyumum var. Hedefin Ali Yerlikaya olduğuna dair bir duyumum var Sayın Uğur Dündar. Teşekkürler. Yani bu Ayanbora Kaplan operasyonunda yaşanan gelişmelerde emniyet içerisinden de AKP içerisinden de duyduklarım hedefin Ali Yerlikaya olduğu ve bunun AKP içerisindeki bazı mücadelelerle de alakalı olduğuna dair bilgilerim var. Daha gibi geniş zamanda aktarırım bunları da.